lazım. Hocam bu işteki en önemli şeylerden birisi tecrübe. Günümüzde birçok sektörde de bu geçerli. Bu işi kaç yıldır yaptığı çok büyük önem arz ediyor. Diğer ameliyat çeşitleriyle alakalı bilgiler ve karşılaştırmalar çok büyük önem arz ediyor. Tecrübenin yanında da multidisipliner bir takip gerekiyor. Sadece ameliyat ve devamındaki iki adet kağıtla bu iş yürümüyor. Bir klinik yapılanması, bir toplulaşma yapılanması, tek başına bir ameliyattan sonraki dahiliye takibi... Buna hocam. Aa! Merhaba. Nasılsınız hocam? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok şükür. Çok iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Aktif yaşam takibi, diyetisyen takibi, bunlar çok büyük önem arz ediyor. O yüzden ben bunlara dikkat ettim. Ameliyat olacak kişilere de bunu tavsiye ediyorum. Evet, şimdi eski basketbolcu olarak tabii sporu merak ediyorsunuz. Evet. Nasıl geri döneceğim, nasıl yapacağım diye. Burada haftalık olarak beslenme sistemimizin değiştiği gibi sporumuz da değişecek. Evet. Birden çok yüksek miktarda spor, şiddetli spor yaptığınız takdirde kas yaralanmaları, zedelenmeler, sakatlanmalar sıklıkla karşılaşabileceğimiz bir durum oluyor. Bunun önüne geçebilmek için de daha böyle hafif şiddetle başlıyoruz. Aerobik egzersizlerle başlıyoruz. Yaklaşık 3-4 hafta kadar aerobik egzersizleri çeşitlendirerek devam ediyoruz. Evet. Sonrasında mutlaka direnç egzersizi ekliyoruz ki kaslarımızı koruyalım, yağlardan kaybedelim diye. Burada da bizim klinikte hazırladığımız özel videolar var. Yine evde rahatlıkla yapabileceğiniz videolar var. İncelemiştim. Çok güzel bir çalışma olmuş. Evet. Çok büyük bir avantaj. Çünkü büyük bir soru. Spor yapmamız şart. Nasıl yapmalıyız? Ne yapacağız yani? Spor yapın demek çok kolay ama ne yapacağım, nasıl yapacağım? İşte bu noktada o videolar çok yardımcı oluyor size. Çünkü eşlik ederek yapabiliyorsunuz. Özellikle hareketlerde nelere dikkat etmeniz gerektiğini de vurguluyoruz. Gerçekten bir ekip çalışması şart. Yani siz arıyorsunuz, gerçekten diğer arkadaşlar farklı farklı aradıkça bu az önce de dediğimiz gibi limbik sisteme işliyor ve bir borç haline geliyor bizim. Vay vay vay. Sanki uymazsak gerçekten kendimize ve sizin emeğinize ihanet edecekmiş gibi hissediyoruz. Öyle hoşuma gidiyor ki ya. Aferin ya, limbik sistem. Yani önemli olan limbik sistem. Bir de bilgiyle bilinç farklı bir şey. Evet. İki faktör var. Bir, ameliyattan sonra sleeve gastrektomi yapacağız. Yaşın genç olduğu için. Evet. Yaşın genç olduğu için. Bir, niye? Hayat boyu giden bir hastalıktan bahsediyoruz. Hem obezite hem şeker. Hayat boyu gidiyor. Ameliyat oradaki zemini düzeltiyor. Senin insülin salgın daha kuvvetlenecek. GLP-1 denen bir maddenin salgısıyla. Ve metabolizman hızlanacak. Bunlar hep hormonal etki. Evet. Bu noktada kası da artırmamız gerekecek. Yağlardan giderken kası da artırdığın takdirde çok ciddi bir şekilde insülin direncin düşecek. Evet. Yani senin esas problemin İnsülinin çalışma zemini bozuk. Yoksa pankreas depoların gayet iyi. Şu anda o kadar çok insülin direncin var ki öğleden sonra senin başlar şekere saldırganlığın, bir baklavaya eğilimin, bir tatlıcıya gidelim. Görüşürüz. Her şey için teşekkürler. Yine yapılacak zaten. Ondan sonrasını hatırlamayacaksın. Tamam. Hayırlısıyla derler hocam, hayırlısıyla. Hayırlısıyla, aynen hayırlısıyla. Evet, hadi içeride görüşürüz. Görüşürüz hocam. Geliyorum ben de, hadi bakalım. Nasılsın? Çok iyiyim. Evet. Bu kadar az midem... Gözleri niye kapalı? Aç gözlerini ya. Midemin bulanmadığı için çok mutluyum. Birazcık ağrım var sadece, o da geçiyor. Peki, hadi ben şimdi. Çok iyiyim. Çok iyisin, yeni çıktın, geçmiş olsun. Sağ olun, bu kadardı. Gerçekten. Bu kadardı. Çok güzel oldu ameliyatında. Sonunda oldu yani. Çok aynen, sonunda oldu. Yani bu, gerçekten bu iş yapılacaksa sizin kollarınızda burada olmalı yani. Ağrı kesiciler de kuvvetli. Ağrı kesiciler de işte yapıldı abi. Yapılıyorsa duş gibi olur. Aynen öyle. Ha, yürüyüşünde falan bir sıkıntı yok. Halsizlik hissediyor musun? Hiç halsizlik hissetmiyorum. Banyonun duşunu aldın. Aynen. Şimdi kar topu oynayacağız. Seninle. Aynen beraber inşallah. Vallahi kar çok güzel. Şansımıza ameliyat olduğumuz tarihte karlı zamana denk geldik. Böyle güzel bir havada, böyle güzel bir ortamda bulunmak şans verici. İşte ben ilk defa Haziran ayında bu ameliyat olmaya karar verdim. Haziran ayında buraya geldiğimde hiç farkında olmadığım şeker hastalığımın yüksek düzeyde olduğunun, karaciğerimin çok yüksek düzeyde yağlı olduğunu fark ettim. Böylelikle Ahmet Hoca ile ameliyatı bir erteleme kararı aldık. Bugün yeniden buradayım.
Ahmet Hoca ile şekerimizi düşürdük ve cuma günü operasyon geçirdim. Şu anda ne bir ağrı, ne bir sızı, ne bir bulantı, hiçbir şey söz konusu dahi değil. Hatta buraya bugün Mete Bey ile kartop oynamaya geldik. Yani bu iş kesinlikle bir ekip işi olması gerektiğini de daha iyi tahlil ve tatbik ettik. Bir gün Ahmet Hoca, bir gün Işıl Hanım, bir gün Ozan Hoca, bir gün Dilara Hanım, tüm ekip gerçekten yanınızda oluyor. Bu süreci birlikte geçiriyorsunuz. Bu da size büyük bir kolaylık sağlıyor. Hep Ahmet Hoca ile dediğimiz gibi 1,5 yıllık bir sihrin bugün başlangıcını verdik. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım ki 1,5 yıl sonra tekrar bal kabağına dönüşmeyelim. Buradan Türk Çapar Bariyatrik ailesine çok teşekkür ediyorum.